Efendim bir hafta 10 günde Rusya'nın zaferiyle biter denilen Rusya-Ukrayna savaşının işte 17. günü. 17. günde çatışmalar ve saldırılar şiddetlendi. Ukraynalı askerler başkent Kiev'i kuşatan Rus birliklerini püskürtebilmek için mücadele ediyor. Rusya ise güneydeki Mariupol kentini de kuşattı. Dnipro şehri ise ilk kez hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 17. güne girildi. Bölgede yine acı, yine gözyaşı hakimdi. Bir yandan bombalardan kaçış sürerken, kaçamayanlarsa bugün de hayatta kalabildikleri için kendilerini şanslı saydı. Sahil kenti Mykolaiv'de binalar bombalandı. Sokakta yürüyen bu Ukraynalı hemen yanına düşen bombayla büyük korku yaşadı. Kentte kanser hastalarının tedavi gördüğü onkoloji hastanesi de bombaların hedefindeydi. Camları kırılan hastanede ambulanslar ve sağlık ekipmanları zarar gördü. Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırıda biri çocuk, 3 sivil öldü. 9 aylık hamile Mariana da o saldırıda yaralı kurtuldu. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çekilen bu fotoğrafıyla savaşın simgesi haline gelen genç kadın, ölümden döndükten bir gün sonra bebeğini kucağına aldı. Başkent Kiev'de ise Ukrayna askerleri Rus güçlerini püskürtmek için mücadele etti. Rus tankları böyle imha edildi. Ağır bombardıman ve abluk altında olan Melitopol kentinde şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov, Rus askerleri tarafından böyle kaçırıldı. Başkanlarının kaçırılmasına tepki gösteren Ukraynalılar sokağa döküldü. İşgale sadece Ukraynalılar değil, Ruslar da tepkiliydi. Antalya havaalanına iniş yapan bir Rus pilot, savaşın suç olduğuna dair anons yaparak Ukrayna ile olan savaş suçtur dedi. Ülkede Türklerin tahliyesinde sona yaklaşıldı ama hala bölgeden tahliyesini bekleyenler var. Kuşatılan Mariupol kentinde 86 Türk mahsur kaldı. Birçoğu şehirdeki Süleymaniye Camii'ne sığındı. 30 Türk mü var camide şu anda mahsur? 30 civarında, net sayısı belli değil. Şehirde bombalamalar devam ediyor, hiç durmuyor zaten. Allah'a şükür camiye herhangi bir bomba düşmedi. 700 metre yakınına bir bomba düştü. Yani camide sağlıklı olduklarını biliyorum. Cami betonarme çok iyi, güzel bir şekilde inşa edildiği için güvenli cami. Odessa'da bulunan İsmail Hacıoğlu da şehirdeki eşi ve çocuğunun can güvenliğinden endişe ediyor. Eşim ve oğlum Mariupol'da kaldı. Camiye yakın bir binadalar. Siren çaldıkları zaman evin altında bodrum var, apartman, oraya iniyorlar. Siren kesildi mi çıkıyorlar. Elektrik yok, su yok, ısıtma yok. Evlerin arasında yeşil alanlar var. Orada odunlarla ateş yakıyorlar. Apartmanda oturanlar hep beraber yemek yapıyorlar, yiyorlar.